İsmet Bey'le görüştünüz mü? Yok, İsmet Bey'le görüşeceğimiz bir şey. Yani karşılıklı hayırlı olsun falan. Yani biraz sorunla ayrıldık. Öyle mi? Tabii. Ne gibi? Gazilik onurumla ilgili biraz beni kırıcı sözler söyledi geçtiğimiz Ramazan ayında. Yani sakıncası yoksa anlatabilir misin? Yani bir cemiyet toplantısındaydık. Bir Kastamonu Cemiyeti toplantısındaydık. Ben Kastamonu Cemiyetlerinin başkan vekiliyim İstanbul'da, Kaster'in. Bir iftar yemeğinde efendim Kaster heyeti olarak biz siyasi partilerin çağrıda bulunmuştuk. Demiştik ki milletvekili listelerinizde Kastamonlu isimler olursa cemiyetlerimizin kapısı açık, buyurun gelin derdinizi anlatın, ama Kastamonlu isimler olmazsa biz çok görüşme taraftarı değiliz. Çünkü Kastamonlar Dayanışma Derneği elbette Kastamonlu birilerini İstanbul'da kalabalık bir nüfus olduğu için görmek isteyecektir. Yaptığımız açıklama buydu. Efendim bizi tabii hadsizlikle suçladı Sayın Yıldırım. O efendim yemekte Kaster olarak boyumuzu aşmakla suçladı. Böyle açıklamalar yapmamamız gerektiğiyle suçladı. Efendim ben de ona münasip bir dille orada cevap verdim. Kaster Genel Başkan Vekili olarak efendim tabii ki belediye meclis üyesi, belediye meclisinin ikinci başkan vekili olarak da efendim edebimi, adamı bilerek cevaplar verdim. Münasip bir dille cevap verdim. Fakat tabii daha dozunu arttırarak eleştirilerine devam etti kendisi. Sonra birisi, orada bulunan, heyette bulunan bir vatandaşımız, hemşerimiz diyeyim. Orçun Bey, 15 Temmuz gazisi bu kadar acımasız konuşmamak lazım dedi. Çünkü Sayın Yıldırım benim AK Partililiğimi sorguladı orada. Böyle olunca benim hasbelkader vurulduğumu, 15 Temmuz gecesi, vurulduysam ne olmuş meselesine kadar iş geldi. Dolayısıyla benim 15 ay tedavi gördüğüm, yatakta tedavi gördüğüm, affedersiniz özür dilerim, eşinin altından tuvaletini almak zorunda kaldığı epey bir zaman ve hücum ederken, çarpışırken vurulmuş ve milletin ve en yakın arkadaşlarının şehadetinde gerçekleşmiş bir hadiseyi hasbelkader vurulma meselesine getirdiği için... Tesadüfen. Evet, yani ben orada ciddi seviyede kırıldım. Bir gazi olarak demek ki bizi böyle gördüğünü, 15 Temmuz meselesini de böyle gördüğünü üzülerek müşahede ettim. O günden sonra şahsım adına omurgalı duruşumdan dolayı konuşmamak kararı aldım. Evet. Yine de küslük doğru değil diyorum ben. Tabii yani bu işin özrü dilenilirse elbette ben kırıldım çünkü yani.